Bir önceki videoda manuel balonlamayı görmüştük. Şimdi ise otomatik balonlamayı göreceğiz. Otomatik balonlamayı seçtiğimde direkt bu parçanın otomatikmen bütün parça numaralarını, parça isimlerini gördüğünüz gibi manuel otomatik olarak kendisi balonluyor. Ama tabii bunun da bir kuralı var. Şimdi bakın şu balonlama şeklini görüyor musun? Şöyle aslında kare şeklindedir. Neden? Çünkü buradaki balonlama tipim kare yerleşimi. Eğer gelip bunu dikdörtgen şeklinde yaparsanız, daha doğrusu dikdörtgen değil de açılı bir dikdörtgen şeklinde bu şekilde oluyor. Veya hepsi işte üstte sıralansın, hepsi altta sıralansın, hepsi sağda, solda, hepsi sağda gibi. İlk girdiğiniz zaman otomatik balonlamaya sizin için en uygun olan görünüşü kendisi burada sunar. Burada var, şu çoklu örnekleri yok say. Aslında bunun anlamı şu. Yani hani demiştim ya, bu parça bir tane ve bunun bir konfigürasyonu var ve bunun şu geri kalanlarda hep bundan türemiş. Dolayısıyla hepsini aslında tek tek de yine isim atayabilirsiniz. Şu çoklu örnekleri yok sayı kaldırırsam artık orada ondan türeyen parçaları da görürsünüz. Parça isimlerini görüyor musunuz? Onlar aynı şekilde buraya yansıtıyor. Tutup yine şuradan tutup böyle diğerlerini tabi değiştirebiliriz. Şimdi çoklu örnekleri yok sayı kaldıracağım ben ki gereksiz yere görünüm kirlenmesin. Bir diğer dikkat edilmesi konuda bakın burada kenarlar seçiliyor. Görüyor musunuz? Kenarlar şu. Yani bu balonlama okları hep böyle parçanın kenarlarından seçim yaparak gösteriyor. Görüyor musunuz? Bunu yüzler deyip de parçanın şu yüzeylerinden de işaretleme yaptırabiliriz ki doğru olan budur aslında. Kenarlar her zaman yanıltabilir, özellikle çoklu parçalarda. Yüzler seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederim. Konuşamadım. Bu şekilde daha iyi anlaşılır. En güzel tarafı da şu, tutup bu okların yönlerini değiştirip şöyle, görüyor musunuz? Bunlar tabii bir manyetik çizgiyle, nerede o? Manyetik çizgileri ekle. Bakın manyetik çizgileri eklenin. Yani şunun amacı şu. Ben bu balonlama okun yönünü işte biraz daha sağ veya sola çekmek istersem onunla birlikte diğerleri de yansıyor. Görüyor musunuz? Neden? Bakın burada hayali bir çizgi var. Bu aslında manyetik çizgi. Zaten mıknatıs işaretini burada görüyorsunuz bakın. Yani bu şu anlama geliyor. Sen bunun bir tanesinde değişiklik yaptığın zaman haberin olsun, bak diğerleri de etkilenecek anlamına geliyor. Ama şuradan manyetik çizgiyi ekleyi kaldırırsanız eğer istediğiniz oku, istediğiniz kadar, tabi onaylamanız gerekiyor, istediğiniz kadar değiştirip bırakabilirsiniz. Şimdi bakalım başka ne özelliklerimiz varmış. Burada balonlama tiplerimiz var. Yani bakın şuradan balon zaten isminden anlaşıldığı gibi şöyle yuvarlak bir şey olması lazım. Ki bu da ipi. Burada da çocuk var, tutuyor. Dolayısıyla buna balon diyor. Aslında güzel bir benzetme olmuş. Buradaki balonlama tipinin böyle yuvarlak değil de mesela dersiniz ki üçgen olsun. Görüyor musunuz? Bakın hepsi üçgen. Vazgeçtim arkadaş, ben altıgen olmasını istiyorum diyebilirsiniz. Veya gelip kutu. İşte burada gördüğünüz gibi birçok seçenek var. Hangisi sizin için uygunsa onu seçersiniz. Alttan karakter tipleri falan da var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama tabi balon olduğu için dairesel, bunun için aslında daha uygun olacaktır. Şimdi şuraya dikkat edin. Hani şurayı daha sonra anlatacağım dedim ama şimdi anlatayım. Şöyle yaklaşayım biraz daha. Şurada bahsedeyim hatta. Tamam. Şimdi burada balon ayarlarının altında iki karakter veya bir karakter. Bir karakter dediğim zaman bakın balon tipi daha küçülüyor, görüyor musunuz? Çünkü neden? Zaten tek bir rakam var burada. O yüzden olabildiğince küçük bir balon ekliyor. Gelip ben yok burası 3 karakterli bir rakam var burada dersem bakın balon büyüyor. Neden? Çünkü buraya 3 tane daha karakter sığacak. Yani atıyorum 123 numaralı bir parça olsaydı, daha doğrusu 123 tane parça olsaydı 3 tane rakam sonuçta ve 3 karakter seçmem gerekecekti. Buradan 3 karakter dediğim zaman ne olacaktı? Dairemin çapı büyüyecek, yani balonun çapı büyüyecekti ya da içerideki yazının fontu, rakamın fontu küçülecekti. Yine aynı şekilde 4 karakter dediğiniz zaman büyür, şeyin kendisi büyür, balonun kendisi büyür. Tabii içine de o kadar sayı koymamız lazım. Sayı koymamız lazımdan kastım şu. Bu parça dediğim gibi
Şu an kaç parçadan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 işte neyse 20 tane parçadan oluşuyor. Şimdi 20 tane parçadan oluştuğu için gelip benim buraya iki karakter demem yeterli olacaktır. Gereksiz yere balonun ebadını büyütmeye gerek yok. Sonra buralar çok önemli değil ama şurası önemli. Burada şu rakamlar nereden geliyordu? Bizim montaj ağacındaki sıralamamızdan geliyordu değil mi? İşte burada onun öğe numarası mı yani montajdaki sıra numarasına göre mi gelsin yoksa miktara göre mi gelsin? Bakın miktarı seçtiğim zaman şu parçadan 6 tane kullanıyormuş. 6 geldi. Sonra şu pimden işte 6 tane kullanıyormuş. Bakalım sayalım. Bir pim burada var, ikinci pim burada var, üçüncü pim burada, dördüncü pim burada, beşinci pim burada, altıncı pim de burada. Evet doğru. He, demek ki neyi anladık? Buradan ben gelip balon tipini, balon metnini miktar seçtiğim zaman bu parçadan, bu montajda kaç tane kullanılmışsa bu balon onu gösteriyor. Tamam. Özellikler dediğim zaman tabi buraya bir şey ilişkilendirmemiz gerekiyor veya ne bileyim not yazmamız gerekiyor. Ya da gelip şuradan tabi bunu belirtmek gerekiyor. Burası ayrı bir konu. Bahsedeceğim ama merak etmeyin. Bileşen referansı geç. Makara referansını geç. Parça numarası malzeme listesi geç. En çok kullanacağınız tabi dosya adı. Şimdi bu dosya adını seçtim ama bir şey olmadı. Bu dosya adı aslında şu. Ne oldu şu anda? Söğütmüşsün kafası karıştı. Şimdi burada dosya adı dedim ya ben. Dosya adı seçtiğim zaman hani az önce gördüğünüz balonlar vardı. İçinde rakamlar yazan. Ben şu parçayı çizerken bu parçaya ne isim verdiysem o balonun içinde de o parçanın ismi yazacaktı. Mantığı bu. Şunu tekrar miktarı çekeyim de. Miktarı çektik ama gitti. Onaylayalım bakalım. Heh, geldi. Şöyle seçelim. Otomatik balonlamaya gelelim yine. Heh. Şuradan gelip dosya adı diyelim ve onaylayalım. Tabii olmadı bir şey. Şöyle sileyim şunu. Hayır, şu balonları sil. Programda bir karışıklık oldu ama şöyle güncelleyeyim. Tekrar geleyim. Otomatik balonlama seç. Şimdi dedik ki şurayı göstereceğim demiştim size. En çok kullanacağınız şu. Pardon burası değil. Şu. Öğe numarası, miktar, dosyada ve parça numarası malzeme listesi. Şimdi parça adı malzeme listesi dediğim zaman ve onayladığım zaman parçanın adı. Yani ben bu parçayı çizerken ne isim verdiysem buraya balonun içerisine o geliyor. Görüyor musunuz? Ve bunu şu ilişkiyi şeyden kopartırsam, şu manyetik çizgiden kopartırsam eğer ne oluyor biliyor musunuz? Şu oluyor. Bakın bu üç tanesi manyetik çizginin üstünde ve bunu burada tutup kaydırabiliyorum. Ama bundan kopartırsam ve bunun artık manyetik çizgiyle hiçbir ilişkisi, alakası kalmaz. Ve bu manyetik çizgi üzerinde kalan her balon manyetik çizgiyi sağa sola çekiştirdikçe onunla birlikte eş zamanlı hareket eder. Daha sonra şunları da eklersem üstüne gelip seçmem yeterli olacaktır. Bak otomatikman yakaladı ama çiçe girdi. Sorun değil. Tutup çekip şu tarafa doğru aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Devam edelim. Yine otomatik balona geldim. Şunu bu arada
Öğe numarasına çekeyim. Ya da şey pardon öğe numarası. Buradaki belge görünümü kullan şu. Şunun tikini kaldırdığımız zaman buradaki şunun daha doğrusu şu görüntünün şu sınırlarıyla alakalı bir durum. Bunun işte çizgi kalınlığını vesairesini falan böyle ayarlayabilirsiniz. Ya da hiç vazgeçip direkt belge görünümünü kullanabilirsiniz. Belge görünümü kullan, çevre. Bu da tamamen çevreyle alakalı. Bakın diyeceğim ki çevrem şöyle olsun. Kalınlığı da şöyle biraz afaki yapayım. Böyle büyük olsun. Onayladığım zaman da burada hop, bu şekilde kalır. Görüyor musunuz? Olay bu.